Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere el yapımını göstereceğim. Malzemelerimiz iki tane tığla çalışacağız. Biri 13 numara, diğeri 2 numara. İpimiz Gazal Baby Cotton. En çok bu ipi tercih ediyorum. Katı çok rahat ayrılıyor. 2,5 metre kadar yaklaşık tek katını çıkartıyorum. O tek katını ile çalışmıyoruz. Geri kalan kısmını yani o katı atıyorum. Şimdi yaklaşık şu kadar yani şöyle göz kararı birazcık ip bırakıyorum. Şimdi başlayalım. Sağ eli çalışacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektim. Sık iğne yapıyorum ama dolamadan CC şeklinde. 1 2 3 4 İşaret parmağımız çıktı. Şimdi orta parmağı yapıyoruz. 1 2 3 4, 5, 6 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4, şu 5. Orta parmağımız da çıktı. Şimdi yine 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Yine CC şeklinde. Aynı şekilde yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi serçe parmağı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir. İki. Üç. Bir tane zincir çektim. Hemen dibine şöyle çapraz bir şekilde bir tane sık iğne yaptım. Yanındaki parmağını da yine aynı şekilde dibine. Bir sık iğne yaptım ama aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Evet. Şimdi yine diğer parmağımızın orta parmağı dibine yine çapraz bir şekilde iki tane yine sık iğne yapıyorum aynı yere. Şimdi şu ipi öne alıyorum. Bu iple daha sonra çalışacağız. Şimdi baş parmağın dibine sık iğne yaptım. Evet. Döndüm. Bir sık iğne yapmıştım. Yok, pardon ya. Bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi serçe parmağın dibine batıyorum. Evet. Şimdi elin üstündeki sık iğnelerin tek katıyla çalışıyorum. Yani
arka tarafta kalan, arka tarafındaki ilmeklere, tek katına 5 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 Şimdi zincir çektiğimiz ipin yine tek katına yine arka tarafındaki tek katına 5 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekmiştik. O için 5 tane zincirin tek katıyla çalıştık. Şimdi buraya yer belirleyeceğiz. Hemen bir tane ip koyuyorum aynı renkten. Hemen karşısındaki sık iğneye battım. Bir, iki, üç, dört, beş. Elin üstünden 5 tane sık iğne yaptım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı şekilde diğer parmaklara yaptığımız sık iğneden, dolamadan sık iğneler yapıyorum. 2, 3, 4. Baş parmak da çıktı. Hemen avucun içindeki sık iğneye battım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 1 yine her gördüğümüz sık iğneye batıyorum. 2 3 4 5 5 dedik. 5 Baş parmağın dibindeki sık iğneye batıyorum. 6 Avuç içindeki sık iğneye batırıyorum. 7 8 9 10 Şimdi 10 sık iğne daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 Burada ipin tek katı yine çıkartalım. Çünkü bileğe kadar olması daha güzel oluyor. Yani evet.
10 tane sık iğne yapıyoruz yine bu. Her gördüğümüz sık iğneye batıyoruz. Evet. Şimdi 5 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 Bir tane atlayacağız. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane atlıyoruz. Bir tane atladık. Şimdi burada ipin tek katı birazcık daha çıkartacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, altı tane sık iğne yaptık, bir tane atlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ipin kalıntıya geçiyorum. Yedi tane sık iğne yapıyoruz. Bu bilek kısmı. 2 3 4 5 6 7. Tamam. Bitti. Bilek kısmı da yaptık. Şimdi buradaki tek kat bu ipi çıkartıyorum. Şimdi bu karşı bu ayırdığımız ipi buradaki boşluk kalan kısım da parmakların dibinde tek kat kalmıştı. Bir de burada avuç içinde tek kat ilmekler kalmıştı. Onları karşılıklı birbirleriyle dikiyorum. Böylece elimiz bitmiş oluyor. Hemen dikilişini de göstereyim. Elimiz bitti.
Sağ elimiz bitti. Bakın. Bu parmakların daha sert olmasını istiyorsak çiçek tutkalını biraz sulandırıp parmakları avuç içine kadar, hatta bileğe kadar birazcık çiçek tutkalıyla çiçek tutkalını sürüyorum. Sağ elimiz bitti arkadaşlar. Şimdi sol elimizi yapacağız. Kolaylıklar diliyorum hepinize.